Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 22 Nisan 2022 günlerden Cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla start alıyordu. Öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızda olmuştum. Yine akşam yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla tamamlanacak. Ben İstanbul akşam yarışları 2. altılı yan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden evvel bütün arkadaşlarımızdan ricam, izlemekte olduğunuz bu kanala, ücretsiz YouTube kanalımıza abone olmanız kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizlerin de pay sahibi olmanızı rica ediyorum sevgili yarışseverler. Evet, analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden evvel yine bütün arkadaşlarımızdan yeni açtığımız YouTube kanalımıza da destek bekliyorum. Arkadaşlar yeni bir YouTube kanalı açtık. Kısa bir zaman zarfı içerisinde 1000 aboneye ulaştık. Sizlerden bu kanalımıza destek vermenizi, bu kanalımıza abone olmanızı önemli rica ediyorum. Bu videonun bittiği yerde altta reklamlar çıkar arkadaşlar. Burada H harfi çıkacak videonun bitimine yakın. O H harfine tıklarsanız bir kere abone ol butonunu göreceksiniz. Ya da köşede bir yazı çıkacak. Köşede bizim kanalımız, yani yeni kanalımız yazıyor. Yeni kanalımız yazan yazıya bir kere tıklarsanız sayfa açılacak. Orada abone ol butonunu görebilirsiniz. Yani geçiş yapmadan da yeni kanalımıza abone olabilirsiniz. Ya da çift tıklayarak yine yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın burada yeni kanalımız yazıyor. Bu yazıya tıklarsanız yine kanalımıza oradan abone ol butonunu görebilirsiniz. Diyerek ben 22 Nisan 2022 Cuma akşam yarışları İstanbul 2. altılı yan analizlerime geçiyorum. Sevgili yarışseverler, İstanbul'da 10 koşuluk güzel bir program var. 2. altılı ganyan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 5 yarışıyla start alacak. Bana göre bu gruptan biraz fazla bir safkan var. Özellikle form durumu çok iyi arkadaşlar. Bu mesafede, yani uzayan mesafede daha da etkili koşabilen, evet, Kale Batur'un tayı turbo temsilcisi 3 numaralı Akkula'nın ben sentetik pistte bu mesafede bu rakiplerini çok rahat geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak bu safkanı öneriyorum. Ve altılı ganyanın 2. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 16 yarışı. Burada sizlere ısrarla kaç yarıştır veriyorum sevgili yarışseverler. Dayı Bey'in torunu, her zaman söylüyorum. Dayı Bey güzel bir kanatlıdır. Anne tarafından Dayı Bey'in torunu olan 3 numaralı Hür Uçan son yarışında sizlere yine ısrarla vermiştim. Ağır kilosuna rağmen bu gruptan kaliteli demiştim. 63 kilo sikletiyle kazanmasını bildi. Bugün yine sizlere ilk şanslı safkan olarak 3 numaralı Hür Uçan'ı vereceğim. Yine 2 numaralı Dobide, özellikle bugün İşman Çizik kardeşimiz binmiş. Bugün etkili bir yarış koşacaktır. Evet, 3 numaralı Hür Uçan'a rakip olacak isimdir. İlk iki safkanımız 3-2 şeklinde olacak. Yine sırasıyla zor koşuda 4 numaralı Başaydın, 7 numaralı Karagül Bey'i, 1 numaralı Singapur. Arkadaşlar iki safkan daha vereceğim. 11 numaralı Yağız Bey'i ve 10 numaralı Şanslı Kafkas isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe çim pistte koşulacak. Şartlı 5 yarışıyla devam edecek. Arkadaşlar burada esasında kalitesine çok çok inandığım bir safkan var. Özellikle anne tarafından Wolf gibi bir aygırın torunu olan bir isim var. Evet, 4 numaralı Shine On Me. Bugün Erhan Aktuğ idaresinde piste çıkacak. Son yarışını Erhan Aktuğ idaresinde çok rahat kazandı. Bugün de etkili bir yarış bekliyorum. Nispeten zor koşuda bugün ilk şansı 4 numaralı Shine On Me isimli safkana vereceğim. Çok da kolay bir yarış değil. 8 numaralı Red Lock da hazır duruma geldi. Esasen çok kaliteli bir safkan. Toparlama içerisindeydi. Bu grubu geçebilir arkadaşlar. 8 numaralı Red Lock'ı da şartlı 5 koşuda ihmal etmeyelim. İkinci şansı bu isme verelim. 1 numaralı Gananda Solo ve 3 numaralı Rampage isimli safkanlar. Hatta 2 numaralı Grey Kurt'ta zaman zaman bu tip gruplarda etkili yarışlar yapabiliyor. Önde kendisini unutturabiliyor. Bugün Adem Aslan idaresinde burayı 4-8-1-3-2 geçelim. Bugün Adem Aslan idaresinde 2 numaralı Grey Kurt'u da koşunun sürpriz ismi olarak önerelim. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Kısa vade 8 yarışı. Vural Çakım koşusu, kupalı bir yarış. 145.000 lira değerinde bir yarış. Burada esasında son yarışında çok iyi uyum sağladığını gördüğüm Haris Karataş idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Katsu. Gerçekten kaliteli bir isim. Bu safkan biliyorsunuz arkadaşlar bir Kaneko temsilcisi, bir çuve torunu anne tarafından. Güzel bir kanattı var. Zaten güzel ellerde itina ile bakılan bir isim. Sayın Mehmet Emin Ekenler'e ait bir isim. Bugün 3 numaralı Katsu isimli safkana ben bu ilk defa sentetik piste çıkacak olmasına rağmen 1 numaralı Lord of Yıldız Yeri önereceğim. Kötü koşması durumunda yine 3 numaralı Katsu isimli safkan banko olarak değerlendirilebilir bugün küçük ve misli altılılarda, ama ben 1 numaralı Lord of Yıldız Yeri bugün sentetikte izlemek istiyorum. İkinci şansı bu isme vereceğim ve 2 numaralı Anadolu Kaplanı da özellikle son çıktığı koşuda Vedat Abiş Daresi'nde çok beğenimi kazandı. Bugün yine etkili bir yarış yapabilir. Bu koşuda sürprize imza atabilir sevgili yarışseverler. Burayı da 3 tek ya da 3-1 ya da 3-1-2 şeklinde bütçe durumunuza göre değerlendirebilirsiniz. Ve altılı ganyanın evet 5. ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim pistte koşulacak. Dişlere mahsus kısa vade 6 yarışı. Bülent Koçak koşusu 105.000 lira değerinde bir koşu. Arkadaşlar burada yine kalitesiyle bu gruptan ön plana çıkan bir isim var. Demirsoy'un temsilcisi Ali Reis'in torunu 5 numaralı Çölde Ay. Çim'de ardı ardına gerçekten etkili gruplar koştu. En son hatırladığım çim yarışı Cahide koşusu. Grup 1 yarışta 5 numaralı Çölde Ay Onur Öztürk idaresinde Bornovalı markası güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün ilk şansı ben 5 numaralı Çölde Ay'a vereceğim. Yine 8 numaralı Mavi Deniz, bu safkana dikkat diyerek ikinci şansı vereceğim. Gerçekten eşkaliyle, yapısıyla, o sonlardaki beden diliyle çok beğenimi kazandı. Bugün ikinci şansı bu isme vereceğim ve 7 numaralı Lima'da yine bu grupta etkili olması normal sonuç olacak isimdir. 7 numaralı Lima'da ardı ardına çok güzel yarışlar çıkardı sevgili yarışseverler diyerek programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Sevgili yarışseverler, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubunda çalışmalarımı sizlere yansıttığım bir gruptur. Yani sizler adına analiz yapıyorum, sizler adına çalışıyorum ve bu grupta emeklerimizi paylaşıyoruz. Özellikle son 3 yarış gününde sahadan aldığımız duyumlar ardı ardına tuttu. Evet, son 3 gündür sahadan aldığımız duyumlar tuttu arkadaşlar. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız, grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 180 lira. 3 aylık katılımda grubumuz aylık 200 liraya düşüyor. Yani 3 aylık katılımda grubumuz aylık yaklaşık 66 lira gibi bir ücrete tekabül ediyor arkadaşlar. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Ya da Gmail adresimize mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okangunertv@gmail.com. Yine Messenger'dan da Okan Güner adresimizden de bana ulaşabilirsiniz sevgili yarışseverler. Grubumuza dahil olmak isteyenler bana her türlü ulaşırlar diye düşünüyorum. Ve Altılı Ganyan'ın kapanış koşusuna geçiyorum. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1000 mesafe sentetik pistte koşulacak dişlere mahsus maiden yarışı. Arkadaşlar, öncelikle şunu ifade ediyorum. Burada biliyorsunuz kayalara ait 4 safkan ekürüydü. Bu 4 safkanın ikisi yarıştan çıktı. 6 numaralı Ezmeyra ve 10 numaralı Toprak Sultan yarıştan çıktı. Ve bu durumda yarışın favorisi 11 numaralı Tuğçem gelirse, ben burada kayalara ait ekürlerden 1 numarayı ya da 2 numarayı banko olarak verirsem ya da 1 numaraya da 2 numarayı yazarsam, favori safkan 11 numarayı altılıma yazmazsam, favori safkan 11 kazandığı zaman ben 1 ya da 2 numarayı yazdığım için çıkan safkanlarda geçerli olacaktır. Dolayısıyla çıkan safkanlarda geçerli olunca ekürü safkanlar geçerli olacaktır. Yani ben burada öncelikli şansı 2 numaralı Avarz'a vereceğim. Ekürü safkanlara vereceğim. Ama 11'i birinci safkanım olmasına rağmen sizlere vermeyeceğim. Çünkü ekürü safkanlar kazanırsa, yani pardon, burada favori safkan kazanırsa, 11 numara yarışı kazanırsa, ben ekürü safkanlardan birini yazdığım için ekürü safkanlarda geçerli olacaktır. Yani ben buraya öncelikli şansı 2 numaralı Avariz'e vereceğim. Daha sonra 3 numaralı Büyük Alev, 4 numaralı Canses Gülü ve yine ekürü safkanlardan 9 numaralı Sırma Güzel isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Yani burayı 2-3-4-9 şeklinde değerlendiriyorum. 11 numarayı yazmadım ama 11 kazanırsa da ekürlerden dolayı geçerli olacaktır sevgili yarışseverler. Arkadaşlar, özellikle yeni kanalımıza abone olmanızı, yeni kanalımıza geçiş yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Yeni kanalımıza, bakın burada yeni kanalımızın linki var sevgili yarışseverler. Bu linke tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Yeni kanalımıza abone olmanızı, destek vermenizi önemli rica ediyorum. Yine izlemekte olduğunuz bu kanalımıza, yani YouTube kanalımıza da abone olursanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Hepinize şimdiden iyi tatiller dilerim. Hafta sonuna giriyoruz. Umarım çok güzel bir hafta sonu olur arkadaşlar. Bu aralar özellikle zor günler yaşıyorum. Tam bugün, evet, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 01.00'da sigarayı bırakalı tam bir hafta olacak. Arkadaşlar sigarayı kafamda attım, içmeyeceğim. Ama vücudum gerçekten çok değişik reaksiyonlar gösteriyor. Bir haftadır boğazlarım şişti, boğazlarım kaşındı, öksürükten geceleri uyuyamaz hale geldim ve her an uyuma moduna geçebiliyorum. Uykum geliyor, gözlerim kapanıyor. Böyle öksürüyorum arkadaşlar ve sökemiyorum da. Çok uğraşıyorum, sökemiyorum. Belki söksem rahatlayacak ama 35 sene günde 2 paket sigara içtim. Arkadaşlar umarım yol yakınken dönmüşüzdür diyeceğim ama yolun sonunda da dönmüş olabiliriz. Çok uzun yıllar bu sigarayı içtim. Bundan sonra içmeme kararı aldım. Her şey iradedir. Buna inanın arkadaşlar. Bundan sonra yeni bir sayfa açmaya, güzel bir sayfada devam etmeye karar verdim. Umarım sizler de bırakırsınız sevgili yarışseverler. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Hepinizin şansı bol olsun sevgili yarışseverler.